Bugün bir pazara gitti annem. Vallahi... Bir sor hatırlarını falan, ondan sonra onları anlat. Nasılsınız? Nasılsınız arkadaşlar? Evet, konuş biraz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi. Valla. Ne yapayım anne? Babamla bamya yetiyorduk. Bamyayı bitirdik. Ondan sonra. Barbunya mı? Barbunya yetiyorduk. Ya hayır, yetiyorduk. O bitti. Bitti mi o? O bitti. Ondan sonra. Neye geçtik? Evet. Merhaba güzellerim. Hepinize sevgiler, selamlar olsun İzmir'den. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız iyiyiz. İzmir'in sıcağıyla boğuşuyoruz yine. İnanılmaz bir sıcak var. Evet, yağmur yağacakmış. Pazar günü herhalde. O yüzden. Onun bir sıcağı var. Evet dostlar. Merhabalar olsun hepinize. Gördüğünüz gibi yine bamya ekliyoruz. Biz bamyayı çok seviyoruz galiba. Evet, gerçekten ben çok seviyorum. Ben de seviyorum yağsını. Bamyanın yağsını mı seviyorum? Evet. Ayazda ekmekle bamyanın suyuna bandırmayı çok seviyorum. O yüzden baktık pazarda varmış. Dayanamadık. 2 kilo daha aldık. Evet. Anne, sana bir şey diyeceğim. Efendim anneciğim? Arkadaşlar, ben her şeyin yağsını seviyorum. Allah Allah. Bandırma ekmeği değil mi? Hı hı. Aferin sana. Evet dostlar, bu bamya Bornova bamyası. Kırmızı bamya. Beyaz bamya değil. Bamyayı bilenler bilir. Evet. Barbunya'yı da şöyle göstereyim. Ayıkladılar baba o. Hatta biraz daha varmış. Ayaz'cığım bunlar da ayıkla. Ayaz'ım bunları ayıklasın. Biz bamyaya geçtik. Ali'cığım istersen şu pervaneyi biraz taksan. Çok aşırı sıcak var. Evet dostlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Anne, biz bunları böyle soğuyacağız mı? İşte biraz önceki ayıkladığım gibi devam et anneciğim, bunlar kalmasın. Soğuyacağız mı böyle ama? Evet. Vallahi bizi sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün yine işten geldik. Yorucu bir gün, yorucu bir iş günüydü. Ben işten gelmedim canlar. Derman bugün dinlendi. Dinlendim. Öyle biraz çamaşır katladım, çamaşır astım. Makineyi boşalt, makineye yerleştir derken yemek yap, bir baktım evi süpür, akşam oldu. Değil mi Ayaz? Biraz Ayaz'ımla teyzesine gittik dolaşmaya. Komşusu aşure yapıyormuş Zehra abla. Gittik orada aşure içtik değil mi Ayaz? Geliyor mu size? Bugün her şey güzeldi. Barbunya'yı. Evet, evet dostlar, Ayaz da gerçekten benim gibi böyle şöyle çok hevesli. Hemen ben oturdum ayıklanıyor barbunyayı. Baba beraber yapalım dedi. Hemen geldi. Ali'mde de var heves değil mi Ali? Evet. Ali de şu an ders çalışıyor galiba telefonda. Ali, öğretmen yazmışmış 21, 22, 23 sayfa yapılacak. En son şey olacak diye WhatsApp'ıma. Bana yazan yok. Sana yazınca var, bana yazdılar. Evet, bamyalar son parti. Saplarını büyük büyük toplamışlar. Muhtemelen kilo dövsün diye. Artık bamya da bitmek üzere. Ya geçen iki gün önce bamya pişirdim. Nayda dedi ki keşke dedi bamyayı biraz daha asaydıklar dedi, güzel oluyordu dedi, az aldık dedi. Bugün bir gördük, mal bulmuşa döndük derler ya. Hemen dedim Derman'a 2 kilo al diye. Hemen alalım dedi, 2 kilo daha. Atacağım bunu yine dolaba, yarım kilo yarım kilo. İçine birazcık kuşbaşı et katıyorum, soğan katıyorum, ondan sonra biber, salça, domates, azıcık da bir çay bardağı var yok su döküyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu sefer limon yoktu, limon tuzu attım içine. Ama o da güzel olmuştu. Kesilmesi için hafif bir ekşimsi olduğu zaman gerçekten seviyoruz. Daha önce hiç bamya yiyemiyorduk biz Tarık Hoca. Şimdi seviyoruz canlar. Bir günde havalar soğuduğunda. Ayacım oraları atma, şuraya at şeysin. Onu soyma anneciğim, onu soyma. Ayaz her şeyi soymayı bitirdi. Sıra şeye geçti. Çin soymayı. Bitti mi artık? Çin'in soyunca ama güzel. Demirledin mi hepsini? Valla biraz sonra Nail yorgun ya bir de bugün. Tabii ben işe gitmedim, o şey yaptı. Belki hepsini yapamayabilir. Bana bırakabilir. Amcası öyle bir düşüncem yok. Ali'cim dışarının lambası yanıyor, orayı kapat. İşe gitsen de gitmesen de, işe gitsen de gitmesen de beraber. Anca beraber. Yani sonunu alırım diyorsun.
Öyle gözüküyor şimdi. Dur bakalım. İnşallah. İlerleyen dakika ne gösterecek? Allah güç versin. Amin. Olsun canım sağ olsun. Yapamazsan da ben yaparım. Ben seviyorum bunları uğraşmayı. Evet, bunları uğraşıyorum. Ama anneciğim onlara gerek yok öyle çıkarmana. Onu birazcık haşlayacağım. Barbunyayı. Evet dostlar gerçekten iyi bir sıcak var. Hava hiç böyle dışarıya bakıyorum yaprak kıpırdamıyor. Acayip bir sıcak var. Evet. Ama sanki fervanenin şeysi biraz serinliği bana geldi. Fervane havaya vuruyor. Ali ayarlayamadı ki. Evet oraya bir yastık daha koysa daha iyi gelirdi. Ne yapıyor yani? Son bölüm. Ali? Efendim? Ne yapıyorsun annem? Çamaşır mı asıyorsun yoksa? Yok. Bizde durumlar böyle canlar. Biz ayıklayalım o zaman. Biraz sonra çay içeceğiz inşallah. 2-3 gündür ben çay içmiyorum. Çay demledim. Bulaşıklarımı makineye deviremedim. Nail var çünkü. Ben gidiyorum abi. İşte geliyorum. Yığılıp kalıyor. Çay içmeye fırsat olmuyor. Evet. Ablamla ya cumartesi ya da salı günü bir ev işine gideceğiz canlar. Ev bayağı büyükmüş, 3 katlı. İkimiz gideceğiz bakalım ama boşmuş. Avantajımız o. Boş ev daha kötü öyle inşaattan çıkmaysa. Bilmiyorum abi. Bunu yapmıyorum ya, bu bayağı kötü. Boş mu bir şey? Ben bunu yemem. Bana pişirirken. Bak, bana denk gelirse ben yemem, başta söyleyeyim. Pişirirken olur. Evet o boya moya varsa bizi uğraştırır ama yapacak bir şey yok. 7'ye kadar da olsa bitireceğiz. Çünkü pazar günü ayarlasaydınız ben de gelirim. Kabala almış gibi bir şey oluyor. Bana yemeği verecek ya, miydin? Cumartesi yasal günmüşler. Sadece yardım ediyorlar. Vallahi şaka yapıyorum. Bu pazar hiç şeyim yok. Bu pazar nasip olursa kapıdaki cevizleri çırpacağım. Evet. Bakalım. Yağmur yaşayamazsa moralim modum yerinde olursa. Bunlar da çırparız. İnşallah. İnşallah. Bugünkü günümüzü de dostlarımızla paylaşırız. Bizim kapımızın önünde bir tane ceviz ağacı var. Gerçi bilenler biliyordur. Evet. Biz geldiğimizde küçücük bir ağaçtı. Malum, şimdi aldı başını gitti değil mi? Malum. 10-15 senedir bu evde oturuyoruz. Kocaman bir ağaç oldu. Herhalde bu evde de bahara kadar anca oturacağız. Bilmiyorum Erman Bey önce videolarda bahsetti. Uçak geçiyor. Gecenin bir yarısı uçak geçiyor. Erman bahsettiyse bilenler biliyordur. Azıcığım bu pervane biraz arıza doğru çevir. Baharda ya bu evden çıkıp başka bir ev kiraya çıkacağız. Bulabilirsek güzel bir ev. Biraz geçen hayalımdan gelirken bahsetmiştim. Ama kiralar uçuk. Oldukça uçuk. Evet. Bilmiyorum belki de köye temelli gideriz. Çünkü gerçekten yani o şekilde kira vermek bugün 1600-1700 liradan aşağı kira yok buralarda. Malum bizim aldığımız paralar da belli, benim maaşım da belli. Gençten diyordu, işte Fatma Enver abim tutmuş 2 artı 1, 1500'e. Evet. Ne doğal gazlar ne bir şey sadece bu ev hani, 1500'e. O da bizim bütçemizi zorlayacağını düşünüyor. Bakalım baharda değişik şeyler olabilir. Hayır. Efendim oğlum. Neye bu bacım? %80. Seninki %80 var mı? Benimki %50. Belki %80. Evim diye düşünüyorum. Bakalım artık. Her şeyin hayırlısı canlar. Tamam, kaderde, kısmette ne varsa ondan ötesi yok. Aynen. Biz ne bilsek diyelim Allah'ın dediği olur. Planlar da olacak tabii ki. Plansız olmaz ki zaten. Evet. Hakkımızda hayırlısı. Aynen dostlar. Bakacağız bakalım. Ne olacak, ne gidecek. Zaman gösterecek her şeyi. Evet. 2 kilo bamya görüyorsunuz. Bayağı çıktı canlar. Şimdi bunu yarım yarım ayarlamaya çalışacağım. 4 yemeklik olsun. Ne böyle? Şöyle. Hollanda'daki teyzemle konuştum. Bamyaları gösterdim görüntülü olarak. Çok sevdi. Diyor Hollanda'da hiç böyle bamya yok diyor. Oraya büyük beyazlardan oluyor ya onlardan varmış. Gerçekten keşke gelse de bunları yemek onları nasip olsa belki nasip olur değil mi Nail? İnşallah. Teyzemize. Sen ne yaptın Nail? Valla işte bamya ayıtlamayı bitirdim. Kamera arkasına geçtim.
İş güç hiç bitmiyor maşallah. Dünya telaşı canlar. Allah hiç kaygısı versin. Amin cümlemize. Önce sağlık. Evet. Ben bunları bu sefer yıkadım, kuruladım. Dolabı o şekilde atıyorum. Siz söylemiştiniz. Ama diğer türlü de hiçbir şey olmuyor da. Böyle tabii daha temiz oluyor. İşten geldiğimde zamanım olmamıştı ama bu sefer yıkayıp kurulamaya zamanım doldu. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. 4 poşetle ayırdım. Allah yemeği nasip etsin. Evet canlar, gördüğünüz gibi sütlaçımızı da yaptık. Boş durmuyoruz. Yemeği seviyoruz. Bamyayı ayıkladık. Ondan sonra neydi ötekinde? Barbunya'yı da ayıkladık. O yemeği olacak. Ali şimdi yiyor. Sütlacımızı da yaptık. Allah hiç kaygısı versin değil mi annem? Evet. Ayazım sen ne yapıyorsun annem? Boyuyorum kitabı. Ne boyuyorsun annem? Kitabı. Boya bakalım. Bravo. Becerebiliyor musun? Gel yanıma beraber yapalım. Gel. Gel bakalım nasıl yapıyorsun? Ali afiyet olsun. Sağ ol anne. Sıcak sıcak seviyor musun? Çok sıcak sevmiyorum çünkü dişlerim yemiyor. Yiyemiyorum. Dişlerim yanıyor. Ama biraz soğuyunca yiyeceğim. Dostlar annem yine bize bir şeyler yaptı böyle. Sütlaç yaptı, yiyeceğiz. Ama çok sıcak yiyemiyor. Şurada da var. Ben sıcak sıcak seviyorum Halim. Ben biraz böyle soğuyacak ama sıcak yine olacak. Ilık olacak bana yani. Ha, tam orta. Değil mi? Bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımızda kalın diyorsun. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. Canımsın Halim. Canımsın anne. Evet, limonu da buldun. Ne güzel çiziyorsun Ayaz. Aferin oğluma. Başka? Bu. Bu da. Aferin sana Ayaz. Bu ne? Portakal. Portakal burada. Portakal orada kal. Boşucuma koydum. Ben bir yağdan uydurdum. Ayaz aşureni istedim, yaptım. Ne diyorsun? Aşure mi? Aman sütlacını istedin, yaptım. Ne diyorsun? Çok güzelmiş. Afiyet olsun anneciğim. Anne muz burada, muz burada. Aferin. Evet, teşekkür evet. Ederiz. Bu gelmiyor. Çok bunu, teşekkür ederim. Bu şimdi bu. Aynısını çizelim diyor. Elma çizebilecek misin? Elma. Bak evet. Nasıl yap bence biliyor musun? Bak bu kareyi ne yapmış? Bak bu kareden böyle geçmiş, sen de o kareden öyle geç. Nereye gidiyoruz? Mesajdan bile. Ne yapacağız annem? Evet. Maşallah pırasalara fasulye var. Bahçe çok güzel. Zeytin ağaçları. Zeytin ağaçları var. Evet annem. Şu an o. Evet güzellerim. Biz şimdi ablama gidiyoruz. Değil mi Ayaz? Evet. Orada kısır yapacağız. Evet, kısır yapacağım. Ayaz orada? Böyle yapıyorum. Neden? Şimdi markete uğrayacağız. Bir şeyler alacağız değil mi teyzemize? Evet. Arkadaşlar, bu arada yarın kilo almıştım. Yarın. Evet. Şimdi orada oynayacağım değil mi teyzen de? Evet bu yolumuzu görüyorsunuz. Yapacağım kitap. Ben bir kere yapacağım demiştim ya. Evet. Biz devam ediyoruz. Buradaki çiçekleri daha önce sizlere göstermiştim. Çok güzel çiçekler ama. Efendim annem? Çok güzel bulunuyorlar çiçekler. Kitabını Rahim ablanla beraber mi yapacaksın Ayaz? Balkonunu komple sarmış evin. Bir de açmış. Çok güzel gözüküyor. Bunlar da maşallah. Bunlar güzel gözüküyor ama kokmuyorlar. Kokmuyorlar mı? Ayaz'ın buradan her gün geçtiğinde bana çiçek veriyor. Bakalım unutacak mı? Anneciğim eline batar. O çok büyük Ayaz, ne yapıyorsun? Allah'ım güzelliğine pembiş pembiş. Kurban olsam seni bir eline unutmamış. Göremedim de. Teşekkür ederim anneciğim. Gerçekten çok kibar. Ayaz. Bir şey aldığım zaman da bana bunu aldığın için teşekkür ederim anneciğim diyor. Az kokuyor anneciğim.
Evet, bu da incir ağacı bahçenin. Bu da ceviz. Ceviz ağacı da var. Evet, biz devam ediyoruz. Önce markete uğrayacağız. Bacımın eksiklerini alayım, ondan sonra devam edelim. Değil mi Ayaz? Anne bak, çok ileride Türk bayrağı var. Evet. Ayaz'ın Türk bayrağı hastası gördüğü zaman hiç dayanamıyor. Hep anne, ben de videoda gelken hep söylüyorum. Neyi söylüyorsun anne? Türk bayrağı. Niye? Söylüyorum. Ha? Evet canlar, hayvanları görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorlar değil mi Ayaz? Dinleniyorlar yanlarından. Ay diyorum. Evet. Serinliği bulmuşlar, burada oturuyorlar. Arkadaşlar aslında hayvanlar bizden korkuyorlar. Evet, biz onlara hiç zarar vermezsek değil mi Ayaz? Onlar da bize hiçbir şey yapmazlar. Evet. Oradan yürüme ama, düşeceksin oradan. Bizler sakin sakin severse onlar bizi öpmüyorlar. Evet, evet anneciğim. Bunlar da açmış. İzmir böyle. Maşallah. Sonbaharda bile. İzmir'in çok güzel. Güneşine baksanıza. İzmir'in güneşi kapalarda. Ayaz İzmir'in güneşine bakın diyor. Evet, markette de az kaldı. Hemen karşısı canlı. Evet, karşısı canlılar. Ben burada kapatayım. Hemen karşısı da Sağlık Ocağı. Yakın yani. Yürüdük geldik biz. Sonra teyzemizin evinde görüşmek üzere. Evet canlarım. Alışverişimizi yaptık. Geldik. Ablamın mutfağındayız. Görüyorsunuz. Merhaba canlarım. Herkese hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir hepiniz. Bizleri sorarsanız biz de çok iyiyiz vallahi. Bacım geldi. Bugün canımız kısır istiyordu. Hep birlikte yiyelim içelim dedik. Derman bacım da marketten bir şeyler almış gelmiş. Sağ olsun. Nasıl şöyle göster annem aldıklarını. Nasıl arkadaşlar diyor. Ayaz mı görüyorsunuz? Ayaz'a da amcası uzaylı kıyafeti getirmiş. Starbucks mıymış neymiş? Ondan uzaylı getirmiş. Evet. Arkadaşlar Spiderman de var. Şunu evet, tak bir tanesini. Oldu. Bunu tak da görsünler. Amcası getirmiş. Ayaz çok mutlu şu an. Evet canlar. Kısırlık malzemelerini Rahim'e size gösterdi. Ayaz'ım yine bir şeyler daha aldı. Jelibon falan aldı kendine. Şimdi kısır yapacağız. Hangimiz yapacağız kızlar? Sen! Aa, gel buraya. Ayaz kostümünü değiştirmiş. Ne olmuş şimdi? Ne oldu Arda? Ayaz? Spiderman olmuş. Bir el salla. Şapkanı aç. Çocuklar da şimdi bunlar moda canlar. Sürekli kıyafet kostümü çok seviyorlar. Hani o ünlü şeyleri. Çizgi film karakterlerini. Amcası da Ayaz'a böyle bir sürpriz yapmış. Çok sevindi Ayaz. Görüyorsunuz. Tam Ayaz'a buradan göreyim. Amcana bir teşekkür et Ayaz'cığım. Teşekkür ederim amca. Amcası her zaman sevindiriyor Ayaz'ı. Evet. Gerçekten çok mutlu orada oluyor. Orada sizin genellikle böyle oyuncaklar olsun. Bütün arabalarını da o getirdi. Böyle şeyleri verdi mi bunu tam sevinsin diye komik oldu ya. Ayaz'a ayarlıyor amcası her şeyini. Allah razı olsun. Allah kalbine göre versin. Allah kısırı sana yaptıralım. Benim kısırım da yiyorlar ama bugün bacım yapsın. O zaman benden bugünlük bu kadar olsun canlar. Kısırın devamını nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız ablamın kanalından izleyebilirsiniz. Ablamın kanalının ismi İlkay Gün biliyorsunuz. Kısırın yeni aşaması ve yapım aşaması da görüşmek üzere. Görüşürüz canlarım.